kurumsal yaşamda son yılların gözde girişimcilik faaliyetlerinden tavuk yetiştiriciliğini ekranlarınıza getiriyoruz. Tavuk yetiştiriciliği ve yumurtacılık hem doğayla iç içe sağlıklı ürünler yetiştirip hem de geçimini sürdürmek isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu bölüm 3 tavukla başlayıp 1000 tavuğa ulaşan Havva Girişken ve Zülfikar İsteğin Aydın Koçarlı ilçesinde bulunan çiftliğine konuk oluyoruz. İsmim Havva Girişken, ziraat mühendisiyim. Aydın Koçarlı ilçesi Cincin köyünde kendimize bir alan oluşturduk. Burada bir doğal tavukçuluk yapıyoruz. Aile çiftliği, burası bir aile işletmesi, aile çiftliği. Küçük kurulmuş ama profesyonel, amatör bir ruhla ama kurumsal kimliğini yavaş yavaş alan ama amatör ruhu hep devam eden bir yer burası. Ziraat mühendisi iki kardeş bir akşam yemeği sohbetinde hayalini kurdukları çiftliği 10 bin dönümlük tarlada hayata geçirmişler. Biz burayı kendimiz, ailemiz ve çocuklarımız için kurduk aslında. Hani kimse için kurmadık. Biz sadece kendimiz için kurduk burayı. Hafta sonlarında keyifli zaman geçirmek, kendi gıdalarımızı üretmek, işte tavuktan önce kendi sebze meyvemizi yetiştirmek, esas fikirler bunlardı. Ama tavuk bir sohbette ortaya çıktı. Kendimiz için 3-5 de tavuk olsun, işte kendi yumurtamız olsunla başladı. O kendi yumurtalarımızı çevremizle paylaşmaya başladıktan sonra insanlardan gelen taleple de bu tavuk miktarı çoğaldı. İşte bugün 1000 tavuğa ulaştı. Ama aslında esas hedef burası bizim, kendimiz, ailemiz, çocuklarımız için bir yaşam alanı mantığıyla kuruldu. Doğal bir ortamda hafta sonları dışarılarda gezmek yerine burada enerjimizi, çocuklarımızın da öyle. İki aileyiz, kardeşimle birlikteyiz. Enerjimizi burada harcamak, çocuklarımızla kendi sebzemizi, meyvemizi üretmek. Burası hiç ağaç olmayan bir bahçeydi. Çünkü burası bir pamuk tarlasıydı. O yüzden biz burada bütün ağaçları, yani burası sıfırdan yetiştirilmiş bir bahçe olacak. Çünkü her fidan tek tek bizim tarafımızdan dikiliyor. Fidanları dikiyoruz, yazlık kışlık sebzelerimizi dikiyoruz. Oluyor, olmuyor, kuruyor, yenisi yapılıyor. Böyle bir süreç var ama bunun yanında da dediğim gibi gitgide kurumsallaşan bir tavuk olayı gelişti. Bir yıl önce farklı cins ve renkten tavuk üretme isteğiyle başlayan serüven gün geçtikçe tutkuya dönüşmüş. Çevreden gelen talep de onları büyümeye zorlayan etkenlerden biri. İsmim Zülfikar İstek. Ziraat mühendisiyim. Kendi işimizi yapıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Bir yıldır da nar bahçeyle uğraşmaya başladık. Tarımın hem hayvancılık kısmında hem bitkisel üretim kısmında tamamen tarımın içerisindeyiz. Evet, nar bahçe evimizin bahçesinde bize hediye edilen 3 tavukla başlayan bir serüven. O 3 tavuk bizi heveslendirdi. Sayı giderek çoğaldı. Daha sonra bahçeye sığmaz hale gelince biraz daha büyüterek Cincin köyüne taşındık. Burada iyice büyümeye başladık. Talepler de çok olumlu olunca artık bir çiftlik hüviyetine kavuştu. 3 tavuktan başlayan 1,5 yıllık bir süreçte şu an yaklaşık 1100-1200 tavuğa kadar ulaştık. Bahçemiz var Koçarlı merkezde. Annemlerin eski evi var. Onu bize bıraktılar. İşte hafta sonları zaman zaman gidelim diye böyle bir planımız oldu. Böyle yiyip içelim. Küçük bir ev bahçesi. Sonra işte ya eşimin aile içinde konuştuk. Dedik ki 2-3 tane de tavuk olsun. Hani hafta sonu geldiğimizde yumurta da olsun. Bir arkadaşımı aradım. O bize 3 tane tavuk hediye etti. Getirdik, koyduk onları kümese. Sonra kümese onları koyduktan sonra işte bunların başına bir tane köpek lazım dedik. Barınaktan bir köpek aldık. 4 yıldır bizimle Badem. Aslında o epeydir var bunlar. O tavukla başladı. Onlar hani kendimize diye, yine kendimize diye başladı. Ama sonra böyle kuluçka makineleri aldık. Farklı renklerde tavuklarla eşleştirmeler yaptık. O yumurtadan ne çıkar, o renk mi çıkar, bu renk mi çıkar? İşte böyle başladı yani. Ama sonra böyle gitti yani. Şu anda hala kendimiz de üretiyoruz. Civciv üretiyoruz. Seviyoruz da hani ne bileyim bir şeyi sıfırdan başlatmayı seviyoruz belki de.
Tarımdan gelen bir aile olmamızdan kaynaklı. Yani hayvanlara karşı zaten bir sevgimiz vardı. Köpeğimiz, kedimiz hep vardı. Buna tavuk da eklendi. Yani insanlar nasıl evlerinde muhabbet kuşu besler, özenle besler. Biz de tavuklarımızı öyle özenle besliyoruz. Şimdi tavuklarımızla o kadar güzel bağımız oluştu ki akşam evdeyken herhangi bir kötü hava şartlarında, gök gürlemesinde, yağmur başladığında aklımız hep onlarda oluyor. Bazen yatağımızdan kalkıp arabayla çiftliğe geliyoruz, kümesleri kontrol ediyoruz. Açılan pencere, kapı var mı? Tavukların durumu nasıldır? Onları kontrol etmek için geliyoruz buraya. Yani o kadar güzel bağımız var ki tavuklarımızla. İşte kendimiz için ürettiğimiz tavukların yumurtaları etraftan gelen rağbetle biz bu bir yıl önce şu anki hiç olmayan bir şey durumdaydı. Yani şu an çok belki bu işe çok inanılmaz rağbet var. Bu işi inanılmaz soran insan var ama bir yıl önce bu böyle değildi. Bir yılda bu süreç çok değişti. Bir yıl önce böyle bir fikir yoktu bile aslında. Ama etraftan gelen olumlu fikirlerle gelişti. Aslında etrafın eş dostun fikri besledi bunu. Bu şekilde gelmesine en çok onlar. Yani biz tek başımıza hiçbir şey yapmadık. Biz Aydın'da şu anda hani bizi yolda görüp tanıyacak kadar işte sosyal medyada paylaşımlarımızdan dolayı yolda görüp tanınacak kadar Aydın'a hakim olmak üzereyiz yani şu anda o aşamadayız. Maalesef özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların işlenmemiş tabii gıdalara ulaşması imkansız hale geldi. Bu sadece tavuk için değil, diğer hayvansal ürünler için de, tarımsal ürünler için de geçerli. Tabii ki modern hayatın bize sağladığı pek çok kolaylıklar, nimetler var ama bunun sağlığımıza getirdiği bir takım olumsuzluklar da var. Eğer biz bu medeniyetin, modernitenin imkanlarından faydalanıyor, bunlardan mutlu oluyorsak, bunun getirdiği faturayı da ödemek zorunda kalıyoruz. Tavuk eti veya hayvansal ürünler de bunlar içerisinde yer alıyor. Tabii endüstriyi daha fazla kazanmak, daha çok satış yapabilmek için bir takım gıdaların işlenme, fiziksel olarak, kimyasal olarak işlenmesine önem veriyor. Bu gıdaların daha uzun süre muhafaza edilmesi, bozulmasının önlenmesi bakımından. Mesela tavukta yurt dışında yapılan araştırmalarda daha kısa zamanda daha çok ürün elde etmek için antibiyotikten antidepresanlara kadar birçok ilacın kullanıldığını biliyoruz. Bu sayede normalde 5-6 ayda yenebilir hale gelen tavuklar 1,5 ayda besili bir tavuk haline geliyor. Bu tabii çok ciddi manada ekonomik olarak avantajlı bir durum yaratıyor. Ama bir gıda ne kadar işlenmişse, ne kadar fiziksel, kimyasal işlemlerden geçmişse, paketlenmişse biliniz ki bunun içinde sayısız kimyasal madde var demektir. İmkanı olanların bu tür işlenmiş gıdalardan ben olabildiği kadar uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Ben esas kafamdaki şey hani herkes kendi bölgesinde bu kadar imkan olan bir bölgedeyiz. Aydın hani her iklimde her mevsim güzel bir şehir. Yani inanılmaz güzel havası olan bir şehir. Burada biz kendi yumurtamızı yemek yerine başka şehirlerden günlerce yolculuk yapmış gelmiş yumurtaları niye yiyelim diye düşündük. Hani niye benim etrafımdaki insanlar da bunu yesin? O şehirlerde üretilenleri o şehirdeki insanlar yesin. Çocukluğumuzdaki tavukları düşünün. Çocukluğumuzdaki tavukların derisi sapsarı olurdu. Bugün hala örneğin ben Yunan adalarına gittiğimde orada bozulmamış tarım yapılan yerlerde mesela en son Girit'te birkaç ay önce kasabın astığı tavukları gördüm. Boynundan asmış kasap sapsarı tavuklar. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz marketlerde satılan, kasaplarda satılan tavukların hepsi pembe beyaz bir renge sahip. Şimdi soru şu. Bu ilacı koymuşlar. Tavuk pembe beyaz renge sahip olsun ve daha hızlı et bağlasın diye. Sonuç ne olmuş? Hayvanda arsenik zehirlenmesi. Peki bunu insan yiyince ne oluyor? Siz de vücudumuza arsenik alıyorsunuz. Ve biz bugün klinikte maalesef çok yüksek yoğunlukta ağır metal zehirlenmeleri, arsenik zehirlenmeleri görüyoruz.
Çiftliğimiz ilk kurulduğu zamanki gibi yine amatör olarak devam ediyor. Hiçbir zaman para kaygısıyla büyüme çabası içerisinde değiliz. Tavuklarımızı en doğal şekilde hevesle büyütüyoruz. Yumurtalarımızı da o şekilde üretiyoruz. Ulaşabildiğimiz tüm insanlara bu yumurtaları yedirmeye çalışıyoruz. Ve gelen talepler çok olumlu. Yani artık bu iş bizi nereye kadar büyütür bilmiyoruz ama büyüsek de amatör ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Vallahi şöyle, bence hükümetlerin, devletlerin, vatandaşlarının sağlıklı olmalarını istiyorlarsa yapmaları gereken bir şey var. O da küçük üreticiyi teşvik etmeleri, bunların desteklenmesi. Çünkü bir üretim mekanı büyüdükçe onun içine teknolojinin girmemesi mümkün olmuyor. Teknoloji girdiği zaman da o ürünlerin tırnak içinde ahlakı, tabiatı bozulmuş oluyor ve bunlar benim düşünceme göre insan sağlığına çok ciddi şekilde zararlar veriyorlar. Yapılması gereken şey imkanı, kendi imkanı olanların kendi ne bileyim bahçesinde veya yakınlarında kendi mesela o ülkenin durumuna göre, o memleketin durumuna göre domatesini, patatesini, biberini, soğanını, maydanozunu yetiştirmesi mümkün. İmkanı olanların bahçelerinde tavuk beslemeleri veya diğer kümes hayvanlarını beslemeleri veya varsa işte küçükbaş, büyükbaş hayvan beslemeleri mümkün. Ve küçük üreticinin ki biz bunları prensip olarak herhangi bir kimyasal ürün, teknoloji kullanmayan bir grup olarak görüyoruz. Tabii bunlar içinde de ahlakı bozuk olanlar elbette olabilir. Buna diyecek bir şey yok. Ama prensip olarak teknoloji kullanmayan küçük üreticinin mutlaka devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Tavuk sayısı da arttıktan sonra artık sorumluluğunuz da artıyor. Bu hayvanlara iyi bakmak zorundasınız. İnsanlara her gün bu taze yumurtayı ulaştırabilmek için hem verimli yumurta alabilmek için tavuklara iyi bakmak zorundasınız. Tabii sonra yumurta satmanın zorlukları var biliyorsunuz artık. O yüzden biz bu zorlukları aşmak adına kurumsallaştık. Yoksa bizim kurumsallaşmak gibi bir derdimiz de yoktu. Ama bunu insanlara paylaşabilmek için, belli noktalarda satışa geçebilmek için işte bu işletme belgemiz, her türlü kontrolümüz, her türlü markalaşmamız, sonra markamızı tescil ettirdik. Ve artık hani insanlara daha kolay ulaşalım. Ama hiçbir zaman işte bunu başka şehirlere gönderelim, uzak yerlere kargolayalım, öyle bir şeyimiz yok. Biz önce kendi şehrimizdeki insanlara yetmek istiyoruz. Doğal ortamı koruyarak kurdukları çiftlikte serbest gezinen olarak nitelendirilen tavuklar ot, papatya ve çiçek yiyerek besleniyorlar. Sabah gün doğumuyla birlikte tavuklarımızın kümeslerimizi açıyoruz. Tavuklar dışarıya çıkıyor. Biz içeride yumurta toplamaya başlıyoruz. Günlük yumurtalar toplanıyor. Onlar satışa gidiyor. Daha sonra tavuklarla ilgili herhangi bir faaliyet yok. Zaten tavuklar kendi alanlarında yeşillikte geziyorlar. Akşama kadar dışarıdalar. Akşam gün batımı ile birlikte bir miktar yemleme ve kümesler tekrar kapanıyor. Tavuk zaten tarih boyunca geziyordu. Yeni gezmeye başlamadı. Hep böyle gezen bir hayvandı. Ama son yüzyılda biliyorsunuz bu tavuk çiftlikleri ve endüstriyel üretimden dolayı tavuk çiftliklerinde artık tavuk gezmez oldu. Bu son 30-40 yılın hikayesi ve tavuklar böyle minnacık bir alanda gün yüzü görmeden GDO'lu yemlerle ve yemin içine katılan katkı maddeleriyle ilaçlarla beslenerek her gün sürekli ışık altında tutularak çok fazla yumurta vermeye teşvik edilir oldu. O kadar enteresan bir sektör gelişti ki örneğin bugün sizin tavuğunuz varsa gidip de yem almak istediğinizde civciv yemi ayrı, tavuk işte efendim yumurta yemi ayrı, et yemi ayrı. Hani tavuğu keseceksen et yemi kullan, civciv istiyorsan civciv yemi kullan, işte efendim yumurtayı fazla versin istiyorsan yumurta yemi kullan şeklinde özel yemler üretilir hale geldi. Kümestekiler gibi çok devamlı ilgi alaka isteyen tavuklar değil. Kendileri güzel hava olduktan sonra dışarıda çok sizden bir şey beklentileri yok açıkçası. Yumurtalarını toplayıp akşam yine özenli seçilmiş bir yem çeşidi kullanıyoruz bu konuda. Gezen hayvanlar için doğallığa yakın bir yem kullanıyoruz.
gereken yemini veriyoruz. Zaten dışarıda yaz geldikçe, havalar güzelleştikçe yem tüketimi gitgide azalıyor. Çünkü dışarıda geçirdikleri süre çok uzuyor. Onun dışında bizden çok bir beklentileri yok. Geceleri bizim gibi onlar da uyuyan hayvanlar. Işıkta ve müzikte değil ama bizim gibi normal saatte uyuyup sabah ışığıyla uyanan, işini yapan hayvanlar. Sevdikleri ortamda kendi işini yapan hayvanlar. Tavukların yediği yem ve bakımlarının hangi şartlarda yapıldığı, ürünlerinin de doğallığını ve kalitesini belirleyen etkenlerden. Doğal şartlarda yetişen tavukların etleri ve yumurtaları da aynı oranda doğallığa sahip oluyor. Şimdi yaşam şekilleri tamamen farklı olduğu için yumurtaları da farklı. Endüstriyel tavuklar, kümeste, kapalı ortamda beslenen tavuklar sadece verdiğiniz yemi yiyorlar. Bizim tavuklarımız tamamen dışarıda, yani bir tavuğun doğal ortamda yaşadığı şekilde yaşadıkları için ot, böcek, solucan, her şeyi yiyorlar. Toprakta işiniyorlar. Bunun için bu aynı şekilde ürünlerine yansıyor. Yani sadece yemiş hayvanın yumurtası değil de doğal beslenmiş hayvanın yumurtası. Dolayısıyla yumurtalarımız daha lezzetli. Yiyeceğiniz iki tür yumurta var. Bir, köy tavuğu, gezen tavuk yumurtası. İki, ancak ciddi firmaların organik sertifikası verdiği organik yumurtalar. Orada da şimdi isim zikredemiyoruz ama şu bilgiyi verelim. Türkiye'de maalesef organik sertifikası veren firmaların çoğunluğu sertifikayı verdikten sonra piyasa kontrolleri yapmıyorlar. Organik tavuk yine doğal şartlardan soyutlanmış kümeste tamamen organik sertifikası almış besinle beslenen, organik suyla beslenen tavuklar ve tamamen kimyasal beslenen tavuklar yine sonuçta. Organik sertifikası da almış olsa tamamen yemle beslenen hayvanlar. Bizimki organik olarak sertifikalandırılmış yumurta değil ama tamamen tavuğun olması gereken doğal ortamında büyümüş tavuk ve beslenmiş tavuklar. Bunun için bence organik yumurtadan ziyade bu tip gezen tavuk yumurtaları çok daha sağlıklı ve çok daha besleyici. Bizim tavuklarımızı beslediğimiz ortamda da zaten herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Ektiğimiz yeşilliklerde kimyasal ilaçlama yapılmıyor, kimyasal gübreleme yapılmıyor. Dolayısıyla zaten doğal ortamda besleniyorlar. Yani organik sertifikası almamış da olsak tamamen doğal ortamda besleniyorlar. Herhangi bir kimyasal bulaşığıyla irtibatları yok. Tamamen kimyasallardan uzaklaşmış olarak besleniyorlar. Ve daha çeşitli besleniyorlar. Özellikle de arazimiz yonca ekili. Yonca da biliyorsunuz protein anlamında çok zengindir. Dolayısıyla yumurtaların da protein içeriği daha zengin. Serbest dolaşan tavuk ve serbest dolaşan, gıt gıt gıdak diyen, çayırda çimende, güneş ışığında açıkta dolaşan tavuk ve onun ürünleri çok önemlidir. Ne yediğiniz önemli, ne yediğinizin yediği de önemli. Eğer GDO'lu gıdalarla besleniyorlarsa bilin ki o hayvanlar, o besinler size zararlıdır. Eti beyaz da olsa. Özellikle Türk mutfağında zaten ekmek gibi yumurta da vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Ve müthiş bir protein kaynağıdır. En ucuz protein kaynağıdır. Dolayısıyla bizim için zaten çok önemli bir besin. Bu besini de doğal olarak beslenmiş tavuklardan almak çok daha önemli. Çünkü içeriği daha zengin, daha taze alma şansınız var. Farklı ürünlerle yeşillik içerisinde gezerek beslenmiş tavukların yumurtaları tabii ki besin içeriği açısından da endüstriyel kümeslerdekilere göre daha zengindir. Farklı ürünler yiyorlar, farklı yeşillikler yiyorlar. Bunun için daha sağlıklı, özellikle de güneş gördükleri için hayvanlar kendileri daha sağlıklı. Daha sağlıklı olan hayvanın yumurtası da daha sağlıklı ve daha zengin.
Tavuğun olduğu yerde akrep, yılan, çiyan olmaz. Niye? Tavuk bunların hepsini temizler çünkü. Bunları yediği zaman vücuduna bol miktarda D vitamini alırdı. Aynı zamanda güneşlenirdi, güneşin altında dolaşırdı. Oysa ki bu çiftliklerde büyüyen tavuklar ne solucan ne akrep yemiyor, gün yüzü görmüyor ve vücutlarında D vitamini oluşmuyor. Gezen tavuk bunları yer, güneş alır, bol D vitamini üretir ve haftada 3 taş çatlasa 4 yumurta verir. Oysa bu çiftliklerde büyüyen, marketlerde satılan tavuklar maalesef haftada her gün ışık altında tutulmanın sebebi o. Haftada 7 tane yumurta versinler diye. 24 saatte bir yumurta versin. Hayvancağız zaten G dolu yemle beslendi. Vücudunda D vitamini oluşmadı. Bir de haftada 7 tane verdi. Oluşan bir nacık D vitamini de 7'ye böldü. Tabii ki gezen tavuğun yumurtasıyla alakası yok. Yapıyoruz. Dışarıda hiçbir şekilde yem ve su yoktur. Dışarıda sadece dışarının şartlarıyla yaşarlar. Gün içinde takviye besinlerini buradan yemliklerden alırlar. Yani kümesin içi dışında hiçbir yerde yemleme ve sulama olayı yoktur. Yumurtalarını buraya yaparlar. Sabahleyin erken saatte, hatta yaz aylarını hiç kapatmamak şartıyla gün ışığıyla birlikte dışarı çıkarlar. Yumurtasını yapan dışarı çıkar. Gün bitiminde de hava kararmaya başlayınca da kümese çıkıp sırayla tüneklerde herkes yerini alır. Gün biter. Burada tek cins tavuk var. Lohmandır ve kahverengi yumurta yapar. İnsanlarda her ne kadar yumurta kabuğu şeyle alakalı olmasa da insanların kafasında bir kahverengi yumurta her zaman daha hoş görünür. Bu ırkta yumurtası kahverengidir. O yüzden lohman var. Tek cinstir. Çünkü tavuk cinslerinin birbiriyle karıştığı zaman çok şey olmayabiliyorlar. Sağlıklı bir yaşam süremeyebiliyorlar. Birlikte büyümüş hayvanlar birlikte daha randımanlı bir yaşam sürüyorlar. Yani birlikte büyümüş olmaları önemli. Sonradan olanları pek birbirleri arasında kabullenmeleri biraz zordur. O yüzden de burada bunlara yetecek bir alan var. Dediğim gibi çok fazla gün içinde kullandıkları bir alan değil zaten. Ama soğukta, yağışta ve geceleri kullandıkları bir alan. Ama bunun da iyi bir havalandırması olsun. İşte içerisi bir fanla sürekli temiz bir hava girsin. İşte karşılıklı iki kapısı açık bir yer zaten. Hani sürekli temiz havanın sirkülasyon yaptığı bir ortam. Elimizden geldiği kadar sağlıklı bir ortamda olmaları. Yani bütün hayvan sağlığı onların sağlıklı bir ortamda olmalarıyla alakalı bir şey zaten. Yumurtanın kabuğunun üzerinde pislik olması veya kirli olması köy yumurtası olduğunu değil, tavuğun yumurtladığı folun pis olduğunu gösterir aslında. Yani ne renginden, ne görünüşünden, ne de üzerindeki pislikten hiçbir şekilde köy yumurtasıyla kümes yumurtasını ayırt edemezsiniz. Sadece ağız tadınıza bağlı, damak tadınıza bağlı tadından anlayabilirsiniz. Tamamen endüstriyel yemle beslenmiş tavuklarda çünkü bir miktar koku olabiliyor, yumurtalarına yansıyabiliyor. Onun dışında çok fazla bir ayırma şansınız yok. Bizim ürettiğimiz yumurtaların piyasada, raflarda göreceğiniz yumurtalardan tabii ki bir farkı var. Bir kere biz sadece kendi bölgemize hakim olduğumuz için size ulaşabilecek en kısa sürede, yani bizim yumurtalarımızı yiyenlerin tazeliği konusunda en fazla kendi bahçelerinden yerlerse daha tazesini yiyebilirler. Herhalde bir güven oluşturduk ki taze olduklarından eminler. Yani aldıkları yumurtanın o günün yumurtası olduğunu biliyorlar. Günlük yumurta alıyorlar. İkincisi de tatlarını çok beğeniyorlar herhalde ki yiyenler mutlaka tekrar istiyor. Yani yumurtayı aldıktan sonra akşam arayıp yumurtanızı yedik çok güzeldi yine istiyoruz diye dönenler çok fazla. Dolayısıyla bu da muhtemelen yedikleri farklı ürünlerden, farklı bitkilerden, solucan, işte toprakta eşinmeleri bu yumurtayı çok lezzetli hale getirdiği için yumurtalar çok fazla talep görüyor. Yumurta öyle bir şeydir ki hayvan ne yerse bu koku ona yansır. Yumurtasına yansır, ürününe yansır. Ne renk yerse o rengi şekillendirir. İşte ürünün kokusu ona yansır. O yüzden de yumurtalarımızda hiçbir koku yok. Yani böyle insanlarda şimdi mesela yumurta sordukları zaman kokmayan yumurta
arıyorlar. Yani öyle bir şey var. Geçen yine böyle biriyle tanıştık. Kokmayan yumurta istiyorum diyor. Yani demek ki öyle bir kokan bir yumurta var. Yani bu beslenmeyle alakalıdır. Tamamen beslenmeyle. Çünkü hayvan ne yerse onu üretir. Ürettiği her şey, yediği her şey ürüne yansır. İyi beslenirse iyi bir ürünü ortaya çıkarır. O yüzden de burası çok güzel kokuyor. Bence yumurtalar da güzel kokuyor. Artık öyle şeyler var ki 93'ten bu yana ismi lazım değil bir ilaç firması patentini bile aldı. Size kartela veriyor. Boya badana yapar gibi yumurtanın sarısının rengini seçiyorsunuz. Tavuk çiftliğine götürüyor diyor ki hangi sarıyı istiyorsun söyle yemine katacağız diyor. Pigment veriyor. Ve siz markayı alıyorsunuz marketten bir markanın yumurtasını aldınız bir bakıyorsunuz. Bütün yumurtalar aynı tonda turuncu renkte yumurta sarısı var. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Tavuğun yaptığı yumurtanın hepsinin sarısı aynı tonda olabilir mi? O markanın bütün yumurtalarının sarısı aynı tonda. Tavuklar hassas yapılarıyla hastalık riski yüksek olan canlılar. Üreticilerin bakım ve ilaç kullanımına karşı gösterecekleri özen hem hayvan hem de insan sağlığını yakından ilgilendiriyor. Kanatlılar grubunda hastalık biraz tehlikelidir. Yani kümese girdiğinde kümesin büyük bir kısmını götürebilir. Tedavi hemen hemen yok gibidir. Hele yumurta tavuklarında hiç ilaç verme şansınız yok. Antibiyotik verme şansınız yok çünkü yumurtalarını satıyorsunuz. Yumurtalarına geçebilir. O yüzden yapılabilecek tek şey tavukları hasta etmemek. İyi bakmak, hastalandırmamak. Hasta olmamaları için hava şartlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Yağmurlu havalarda tavukların ıslanmaması gerekiyor. Kümeslerin sürekli havalanması, temizlenmesi, temiz olması gerekiyor. Diğerlerinin temiz olması gerekiyor. Artı hayvanlarımız rutin olarak aşılanıyor. Biz tavukçuluk konusunda açıkçası böyle çok bilimsel bilgilere sahip, çok böyle bu konuda çok uzmanlaşmış bir firma falan değiliz. Biz hepsini yaşayarak öğreniyoruz. Ölürse neden? Bir iki defa otopsiye götürdüğümüz oldu. Baktık bir şey yok. Tavuğun tedavisi yok. Yaşatmaya çalışacaksınız, iyi bakmaya çalışacaksınız ama doğasına bırakacaksınız. Hastalandığı zaman da biz onu en fazla ayrı bir yere alıyoruz. Kendi halinde düzelirse düzelmesini sağlıyoruz. Ama onun dışında hani tavuğa hastalık konusunda bence bizde bir müdahale yok. Sadece işte belli dönemlerde 3-4 ayda bir geçiş dönemlerinde bir aşıları var. Suya yapılan aşıları var, suyla verilen aşıları var vücutlarına. O onları korumayı sağlıyor. Sağlayabilirse sağlıyor. Sağlayamayanlar, hayatta kalabilenler kalıyor. Her zaman öyledir. Güçlü olan kalıyor. Doğanın ortamında güçlü olanlar yaşamını sürdürüyor. Güçsüz olan zaten çok bir şey yapamıyorsunuz yani. O yüzden kendileri tercih ediyor her şeyi. Son derece evcil bir ırktır. İnsanlarla yakın bir ırktır. Yumurta verimi çok olmasa da ondan daha yüksek verimde tavuklar olsa da iyi bir verim oranına sahiptir. Yumurtacı bir tavuktur. Ve çiftlik hayatına ve dış ortama uygun bir cinstir. Onlar da önemli. O yüzden biz bunu tercih ettik. Özellikle kahverengi yumurta algısından dolayı da önce bunu tercih ettik. Ama yumurtanın lezzetinin hiçbir zaman rengiyle, tavuğun cinsiyle kesinlikle ve kesinlikle alakası yoktur. Yani yumurta iyi bir çiftlikte, iyi bir ortamda üretilmişse, iyi bakılmış hayvansa kahverengi olmuş, krem olmuş, beyaz olmuş bunun hiçbir önemi yoktur. Yumurta taze ise, iyi bir ortamdaysa, içine farklı kimyasallarla müdahale edilmemiş tavuklarsa her zaman en güzeldir. Rengin çok da bir önemi yoktur açıkçası. Doğal Yaşam ekibi olarak Aydın'dan bugünlük sizlere veda ediyoruz. Gelecek bölümlerimizde ülkemizin farklı köşelerinden doğa öykülerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.